Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar bugün çok eğlenceli, çizimleri çok keyifli ve güzel. Bizi böyle eskilere götürecek, bana çocukluğumu hatırlatan güzel bir video ile karşınızdayız. Sizin de bugün İngilizce dersinin ünitelerinden biri olan Cartoon Characters konusunu çalışacağız arkadaşlar. Yani çizgi film kahramanları. E, cartoon biliyorsunuz çizgi film anlamına geliyor. Buraya yazalım isterseniz. Çizgi film karakterleri ya da çizgi film kahramanları olabilir, karakter olabilir. Diyelim şöyle çizgi film karakterlerini çalışırken burada bazı çizimler çok hoşuma gitti. Şimdi onları göreceksiniz sizlerde. Bu konu çok eğlenceli ve keyifli çünkü günlük hayatta karşımıza çıkan bildiğimiz, alışık olduğumuz şeyler. Hani hala e, çizgi film yaşındasınız. Açıkçası bence çizgi film izlemenin yaşı geçmiyor. E, ben hala seyrediyorum yani. Yıllar oldu ama yani Tom ve Jerry ile büyüdüm. Pembe Pantera hep çok izlerdim. Arımaya hala en sevdiğim çizgi film karakterlerinden bir tanesidir. Aynı şekilde Sünger Baba çok seviyorum. O bütün arkadaşlarını biliyorsunuz hatırlarsınız. Ee, o yüzden şimdi bu konuyu çalışırken ben de hazırlanırken aynı zamanda çok keyif aldım. Şimdi anlatırken de çok keyifli bir şekilde anlatacağımı düşünüyorum. O zaman hadi başlayalım. Look and the, look and the match. With the pictures. Yani bakın ve e, verilen isimleri fotoğraflarla eşleştirin demiş. Başlayalım arkadaşlar birlikte. Popeye burada yok. <laughs> Popeye sevgili temel reisti ıspanak yiyerek e, sevgilisi olan Safi Naz'ı sürekli kötü karakter olan kaba sakaldan kurtarmaya çalışıyordu. Çünkü ikisi birbirini çok seviyordu. Onun çok tatlı böyle bir safi çim değişi vardı. Ben bayılırdım ona gerçekten. Çocukken ıspanak yememe sebep olan gerçekten karakterlerden bir tanesi. Spider-Man daha çok bence erkek erkek arkadaşlarımızın, erkek öğrencilerimizin, e, erkek çocukların hoşuna giden bir karakter. Örümcek Adam ben çok severek izlemezdim açıkçası. Siz sever miydiniz? Batman, Superman işte Örümcek Adam gibi daha çok hani yine aynı şekilde kötülerle savaşıp iyilerin dostu olan bu karakterler süper kahramanlar biraz daha bana erkek çocuklara göre gibi geliyordu ama Heidi yine yazılışı da aynı şekilde Heidi bu İsveç'te işte dağlarda çıplak ayaklı gezen dedesiyle birlikte yaşayan bir arkadaşı vardı onun. Çoban ve böyle koyunları vardı. Çok keyifli bir karakter, çok da akıllı, hayattan zevk alan annesi babası erken yaşta ölmüş bir çocuğu anlatıyordum. Çok hoşuma gidiyor, hala seyrederim yani. Jerry burada var. Jerry'i 4 numarayı eşleştirelim. Bu arada hiçbirini e, Temel reisi Örümcek Adam ve Heidi'yi burada göremiyoruz arkadaşlar. Jerry zaten bu fare olan Tom ve Jerry'nin Tom and Jerry yazalım isterseniz buraya. Tom ve Jerry'nin akıllı faresi. Hiçbir zaman Tom'a yeme olmamak için her zaman elinden geleni yapan zekice çıkış yolları bulan bir fare. SpongeBob, Sünger Bob, SpongeBob, Sponge doğrusu arkadaşlar. SpongeBob, Sünger Bob şeklinde. Şu anda da hala izlediğim, çok da keyif aldığım akıllı bir, akıllı bir süngeri anlatıyor. Garfield çok akıllı bir kedi, kedi karakterimizdi bu. İsmi de aynı şekilde Garfield onun arkadaşlar. şu anda burada da onun görselini göremiyoruz. Pink Panther. Arkadaşlar bu da dedektif de hatırlıyorsanız yani çok akıllı bir panter. Böyle dedektif kıyafetleri giyiyordu. Sherlock Holmes'e benzetiyordum ben onu. 7 numara ee, ve ne yapıyordu mesela? Gizemli olayları açığa çıkarmaya çalışıyordu. Çok akıllı bir panterdi. Maya, arı maya. Bazen bunu bee maya olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Maya the bee olarak da görebilirsiniz. 8 numara burada var. Çok akıllı ama özgür ruhlu bir ee, arı. Çünkü bütün arılar kovanda yaşarken o kendisi yeşilliklerde, çayırda, otlaklarda yaşamayı tercih ediyor. Ve onun bir arkadaşı var, Willy. Birlikte çok güzel maceralar yaşıyorlar. Lucky luck... Evet yine bence biraz daha erkek öğrencilerimize doğru göre olan hani e, aynı zamanda Daltonların da olduğu bir şerifi anlatıyordu. E, neydi arkadaşlar ismi Red Kit değil mi? Red Kit anlatıyordu. Daltonlar vardı suçlu. Onları yakalayıp suçlarını ortaya çıkarmaya çalışan çok keyifli karakterlerden bir tanesi. Peki bu kadar anlattıktan sonra sizin en sevdiğiniz çizgi film karakteri hangisi? Şu an hala izlediğiniz bir çizgi film var mı? Lütfen yorumlara bırakın. Ee, ben dediğim gibi hala izliyorum. Arımayı çok seviyorum. Heidi'yi çok seviyorum. Sizler de izlenip beğendiğiniz çizgi filmleri lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Dedikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hi dedikten sonra isim söylüyorsa tabii ki de my name is diye kendini tanıtacak. My name is Gargamel. I want to catch smurfs. Neden arkadaşlar? Çünkü Gargamel ee, şirinleri yakalayarak onları bir kazanda kaynatıp onlardan bir büyü yapmak istiyordu. Gargamel bir sihirbazdı hatırlıyorsanız. Bir şatoda yaşıyordu. Onun bir kedisi vardı Azman. <laughs> Bu da çok keyifli bir çizgi filmdi. Gerçekten çok seviyordum. Şirin Baba, Şirine ve bütün diğer obur şirin, aşçı şirin vesaire. Ee, burada bakın süslü şirini görebiliriz. Elinde genelde hiç şurasında çiçeği olan süslü şirindi. Belki odur. Boş bırakılan yerlere o zaman My Name is Gargamel. I want to catch Smurf şeklinde My ve Catch gelir arkadaşlar boşluğu doldurmuş olduk. Evet devam ediyoruz. Bu arada sing şarkı söylemek. Bunu birkaç tanesini isterseniz e, anlamlarını verelim. Mesela you olmazdı your name olurdu. You bir özne olduğu için cümle başında kullanılır. Bir isimle beraber oluyorsa senin adın şeklinde olabilirdi. Play oynamak demek biliyorsunuz. Bunun da anlamını verelim. Senin. They onlar kendi yapabilme yapamama anlamına gelen bir yetenek kelimesi. Şimdi devam ediyoruz. Superman Superman can ne yapıyor arkadaşlar burada Superman boş bırakılan yere uygun olan drive a car araba sürmek devamında ride a horse ata binmek Atabilmek binmek Red Kit'in yapabileceği bir şey olabilir. Araba sürmek Superman'in yapacağı bir şey değil çünkü çok basit. Herkes araba sürebilir. Bir süper kahraman değil. Fly uçmak demek herkes uçamayacağı için ancak bir süper kahraman uçabilir. Cevap bu olabilir. Climb battery ağaca tırmanmak anlamına geliyor. Fakat burada Superman'e en uygun olarak verilmiş olan fiil bizim için fly fiili olacağından cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkacak diyorum. Çok keyifli bir görsel. Gerçekten resimleri çizen öğretmen arkadaşımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı çizimler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Diğer soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uygun olan soru biçimi hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar soru cevaplarda doğru soru cevabı bulabilmenizin en güzel yolu her zaman kullanılan kelimeleri yakalamak. Bakın, ken kullandıysa sorunuz kesinlikle kenle başlayacak. Çünkü cevapta ken verdiyse soruda kendi başlayacak. Zaten dikkat edin, bakın hepsi yine kendi başlıyor. Hani aralarında Dudaz olan olsaydı elerdiniz bu şekilde. Devamına bakıyorum. Özne bana yardımcı olacak. Şi diye cevap verdiyse burada da Şi diye ya da Ayşe diye. E işte ne olabilir? E, Fatma diye bir kız ya da kadın cinsiyete karşılık gelecek kelimeyle soru sorması lazım. O zaman yapmamız gereken şey de burada she'yi bulmak. Can she, can she he dediği için attım. You dediği için attım arkadaşlar. Yes şiken. Şimdi bundan sonra bize yardımcı olacak şey de görsel. Ne olacak arkadaşlar görselde? Play the guitar. Yani acaba o gitar çalabiliyor mu şeklinde soracağımız için Evet cevap bu. Play piano olmayacak. Chess satranç, satranç oynamak anlamına geleceği için cevap bu da değil. O zaman doğru seçeneğimiz Bursa. Can she play guitar? Yes, she can. O gitar çalabilir mi? Evet, çalabilir şeklinde olacak. Cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayın dediği diğer soruya bakıyoruz. Yine bir e, çizgi film karakterinden örnek vermiş. Speedy Gonzales. Arkadaşlar Speedy Gonzales'i hatırlıyor musunuz? Çok hızlı bir fare. E, hızlı Gonzalez diyorduk buna. Hatta böyle İspanyol bir karakterdi. Çok hızlı bir şekilde koşup hareket edebiliyordu. Ne yapıyordu? İspanyol olduğu için de e, Speedy Gonzalez is Spanish, so he can speak Spanish. Çünkü dil konuşmak anlamına gelen kelime speak'tir. Yani konuşmak sadece talk olabilir ama dil konuşmak speak Spanish şeklinde olacak. Çünkü e, ne diyelim? He is from Spain diyebiliriz arkadaşlar. Mesela o İspanyalıdır, İspanyollar. O yüzden he is Spanish. O İspanyoldur. O yüzden he can speak Spanish şeklinde olacak. Devamına bakıyorum. I can photo. Foto fotoğraf anlamına geldiği için fotoğraf çekmek Take fiiliyle kullanılıyor. I can take a photo şeklinde karşımıza çıkacak. Bu şekilde karşımıza çıkan kelime boşluklarında dediğim gibi tekte dolduracağız. Uygun olan fiilleri bilmeniz yeterli. Taking kelime anlamı almak normalde ama fotoğraf almak olamayacağına göre fotoğraf çekmek şeklinde oluyor. Can you song şarkı demek? Şarkıyı az önce söylemiştik ne olacaktı? Sing a song. Can you sing a song? Bakın bu soruya cevap verelim. İlk önce kendi başladığı için cevap yes ya da no ile başlayacak. You diye sorduğu için cevapta I diyeceğim. You ve I geçişlerine dikkat edin. Eğer soruyu you ile soruyorsa cevabınızı siz I ile vereceksiniz. Can you sing a song? Yes, I can ya da no, I Kant şeklinde evet şarkı söyleyebilirim ya da hayır şarkı söyleyemem şeklinde yanıt vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet çok keyifli bir videomun daha sonuna geldim. Bence gerçekten çok keyifliydi. Lütfen bizi sosyal medyadan da Instagram ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Ve lütfen bizi arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.